20. yüzyılın bazı yönlerden 1914'te patlak veren Birinci Dünya Savaşı ile başladığını söyleyebiliriz. Ve bunun sonucunda 19. yüzyılın büyük imparatorlukları çöktü. Bu tam bir geçiş dönemiydi ve bu geçiş fikri başarılı bir şekilde Raymond Duchamp-Bion'un 1914'te ortaya çıkardığı At adlı heykelinde beden buldu. Aslında bu heykelin yaratılışı Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı sekteye uğradı ve bu durum gerçek anlamda 20. yüzyıla ve de heykele damga vurdu. Ve sanatçı heykelini ancak ordudan ayrıldıktan sonra bitirebildi. Peki bu heykelde ne görüyoruz? Bir at görüyoruz. Ama sadece etrafında gezinirken durduğumuz belirli bazı noktalardan baktığımızda. Mesela şu an durduğumuz noktadan dört nala giden bir ata bakıyorum. Peki nasıl? İşte şuradaki dikey form atın bacağı ve arkasındaki diagonal olan da arkadan gelen bacakları. Bilirsiniz dört nala koşarken atların bacakları birbirlerine yaklaşır. Yani atı hareket halinde görüyorum. Rüzgarda dalgalanan yelesini ve yuvarlak şekillerden oluşturulmuş kafasını görüyorum. Öndeki yuvarlanmış formları fark ediyorum. Ve hafiften atın kafasını da seçebiliyorum ve kesinlikle aşağıdaki toynaklarını da görebildiğimi söylemeliyim. Ama bu metalden yapılmış çok zor bir parça. Geometrik bir eser. Kesinlikle naturalist bir yorum değil. Her ne kadar heykelin ilk taslaklarına baktığınızda doğadan gelen bir şey görseniz de ancak heykelin etrafında gezindiğinizde belli noktalardan bir atı andırdığını görebiliyorsunuz. Ama genel olarak oldukça mekanik görünüyor. Sanki civatalara, somunlara ve perçinlere bakıyor gibi hissediyorum. Gerçekten de atın sadece izi kalmış. Organik olanın izleri var ve bizim baktığımız şey çark dişlileri, pistonlar, rotorlar ve makineye dönüşümü. İşte bu 20. yüzyılın gücü. Kübizm de aklımıza getiriyor. Bir atın geometrik şekillerle ifade edilmesi. Ve aynı zamanda fütürizmi de düşünebiliriz. Eserdeki hareket ve dinamizme bakarak, adeta bir makine gibi koyu bronzu görüyorsunuz. Sert açılarını ve köşelerini, işlenmiş yüzeyini, tüm bunlar endüstrinin bir ürünü. Avrupa'nın büyük güçleri birinci Dünya Savaşı'na girdi ve bunun tıpkı 19. yüzyıldaki savaşlar gibi olacağını düşünüyorlardı. Ama bu Avrupa'daki büyük imparatorlukları yıkan bir savaş oldu. Bu süvarilerin atlarının tanklarla değiştiği bir savaş oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda atlar tamamen etkisiz kaldı. Siperler, hardalgazı, tel örgüler ve muhtemelen en yıkıcı olan da Belçika'nın üzerinden Kuzey Fransa'ya ateş açabilen makineli tüfekler. Ve bunların karşısında süvarilerin ve atların hiçbir şansı yoktu. Onlar da silahlar ve silahlandırılmış araçlarla yer değiştirdiler. Ve işte bu yüzden bu heykel 19. yüzyıldaki değişimden, bu kritik dönemden ki tarih boyunca direkt olan savaş bu dönemde çok daha ölümcül olan mekanik bir savaşa dönüştü. Bu bize şu an 21. yüzyılın başında yapılan savaşların nasıl olduğunu da hatırlatıyor. Baktığımız bu heykel güzel olduğu kadar son derecede endişe verici. Bizim hem umutlarımızı hem de korkularımızı içeriyor. Atın mekanikleşmesi mekanik çağının yükselttiği hayat standartımızı temsil ediyor. Hayatlarımız için çok iyi şeyler yaptı ama aynı zamanda korkunç bir şiddeti de beraberinde getirdi. Tüm bu karmaşa ise sanatçı tarafından çok iyi bir şekilde ortaya konulmuş.